Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben İlyas Şener. Bugün tarih 23 Temmuz 2022. Arkadaşlar, araziler açıldı. Artık bundan sonra bir süre ne yapacağını kurtlar düşünsün. Biz bir süre rahatız Allah'a şükür. Araziler açıldığı için şimdi önceden mecburi olarak görmüş olduğunuz gibi orman taraflarına gitmek zorundaydık. Şimdi de tabii gideceğiz arkadaşlar ama tabii bu sürekli olmayacak. Önceden tarlalar ekili olduğu için hayvan ormandan buraya çıkamıyordu zarara koymamak için ama şimdi öyle bir sıkıntı yok. O yönden biz rahatız arkadaşlar. Keçi de hava sıcak. Şu an saat 5-5.30 civarı ama gördüğünüz gibi ona rağmen hava bayağı bir sıcak. Keçi sıcaktan dolayı şu an gönülsüz yayılıyor. Tabi biraz da doğru hava serinlemeye başlayınca arkadaşlar keçi daha güzel tarlaya doğru şöyle saracak. Keçinin yerde yediği arkadaşlar ara ara biten otlar. Zaten kelle yok. Hani arta kalan buğday başakları yok arkadaşlar. Kızım yatmayın, hadi yatmayın. Biraz yaylıma sarın hadi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar sıcaktandır muhtemelen keçi yatıyor. Gölgelere gitmek istiyor. Sınır diplerine doğru gidiyor şöyle. Bizim pamuk şekeri de şu an piyasada yok. Bir taraftan çıkar gelir arkadaşlar az sonra. Muhtemelen benim tahminim görmedim ama şu karşı ormanda bir yerde yatar oradan keçiyi gözler. Köpekler böyle seçicidir arkadaşlar. Tarlalarda zaman zaman yatmıyorlar, gidiyorlar. Daha serin olan orman taraflarına yatıyorlar. Hem oradan davarı gözlüyorlar, hem serin yerde yatıyorlar. Zaman zaman bunu yapıyorlar. Ama hani tam görmedim. Bu bir tahminim yani. Bakarsınız yakın bir yerden de çıkıp gelebilir. Onun işi belli olmaz. Pamuk şekerinin ayarı belli olmaz. Davarı gölgeden şöyle yayılsın diye kovuyorum arkadaşlar. Kovunca da gördüğünüz gibi. Pek de yayılmaya gönüllü değiller. Hava sıcak olduğundan muhtemelen. Şöyle göstereyim gökyüzünde de arkadaşlar. Bir tane bulut yok. Şöyle sınırlara doğru yayılıyorlar arkadaşlar. Sınıra doğru. Gördüğünüz gibi sınırda daha ağız değmemiş ot diken olduğu için daha çok sınırlarda yayılıyorlar. Kızım kalk haydi. Bundan sonra bir süre rahatız arkadaşlar. Tabii şöyle bir durum var. Araziler açıldı. Biz keçiyi tabii her öğün araziye getirmeyeceğiz arkadaşlar. Bu yanlış bir uygulama olur. Sabah öğünü özellikle orman meşe gürgen yaprağına vuracağız. Öğleden sonra bu yakınlarda. He baktın sabah öğünü adam akıllı yaprak yetmedi mi? Yine ne yaparsın? Şöyle yakınlarda yine gürgenlikler var arkadaşlar. Yine getirirsin oraya.
Ondan sonra keçi yapraktan bıkınca çıkar araziye. Onlar kendisi söylüyor zaten arkadaşlar. Hani biz çıkacağız der gibi yaylımdan ayrılıyorlar. O yönden sıkıntı olmuyor. Ama tabii keçi burada şu an gözünün önünde sıkıntı yok ama ormanda, meşelikte, çamlıkta, gürgenlikte tabii böyle olmuyor. İllaki gözünün önünden kaybolabiliyor, dağılabiliyor. Şu an harekete geçtiler. Yine sınıra doğru. Davar gölgeye kaçıyor arkadaşlar. Davar gölgeye kaçıyor. Hava sıcak. Gördüğünüz gibi gölgeliklere doğru gidiyorlar. Burası da ekilmemiş bir arazi arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Ot bitmiş, kuru ot. Şimdi keçi oraya doğru giriyor. Karışmayacağım, giren girsin. Normal tarlada şu anlık yayılmıyorlar madem. Oraya doğru girsinler bakalım. Belki orada yayıldılar. Ama şimdi buraya doğru girersem de üstüm başım başlı, o bizim bıtırak dediğimiz yapışkan otlarla dolacak. Her yerime yapışacaklar ama tabii keçi giriyor. Biz de mecbur gireceğiz. Girsinler bakalım. Arkadaşlar, arazide bunlar şimdi şu an yayılmazlar. Yayılmıyorlar. Ne zaman yayılırlar? Şimdi biraza doğru hava serinleyecek. Hava serinledikten sonra yavaştan siz bunları geri alırsınız araziye doğru. Hayvan artık orada adam akıllı yayılır. Hem böyle güzel yayılır. Dağılır böyle gözünün önünde. İnce ince yayılır yani. Şimdi baş aşağı gidiyorlar bakalım. Gitsinler, sıkıntı yok. Keçi bir buralardan merakını alsın. Çünkü arkadaşlar buraya daha ikinci gün yani. Geldikleri ikinci gün bugün. Keçi araziden merakını alacak, her yeri şöyle bir dolaşacak. Ondan sonra hırsı geçtikten sonra yayılıma giriyor arkadaşlar. Bu her zaman böyle olmuştur. Yani farklı mekanlarda da öyle. Hayvan uzun süre gitmediği yerde koşar arkadaşlar. Bir gün koşar, ikinci gün koşar, üçüncü gün öyle bir sarar ki adım atmaz. Onlar da merak ediyorlar işte. El değmemiş, ağız değmemiş otları yemeye heves ediyorlar. Dur kızım, dur. Biraz yavaş, hadi. Yavaş gidin biraz, hadi. Şşş. Bu tarlada fena ot yok. Yani bu kuraklığa rağmen biraz bir şeyler var. Yayılıma devam arkadaşlar. Burada yine biraz eğleniyorlar. Eğlensinler bakalım.
Keşke şöyle yakınlarda bir çeşme olsa. Hayvanı 2 saatte bir suya vursak. Hayvan daha güzel yayılır ama işte buraya en yakın çeşme arkadaşlar ormanda. Görmüş olduğunuz ormanda. Orada da zaten su kesilmiş. Su akmıyor. Maalesef. Ne yapacaklar? Artık akşama kadar idare edecekler. Gelirken köyün çıkışındaki çeşme var. Oradan su içmediler. 2 kere geri aldık ama yine su içmediler. Tabii akşam çok içiyorlar dönüşte arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi şu keçi bakın ot yiyor. Bu ot daha taze. Hani hiçbir hayvanın ağzı değmemiş muhtemelen. Çünkü ekin vardı ya arkadaşlar burada. Arpa, ekin neyse artık olduğu için hayvan girmiyordu. Ha girse girse ne giriyordu? Domuz giriyordu. Tabii domuz da ne var ne yok yiyecek hali yok. Domuz dışından da zaten bizim şöyle göstereyim bu yakınlarda öyle karaca, elik tarzı hayvanları ben hiç görmedim. O kadar bu dağlara gittim. Hiç denk gelmedi. Çok merak etmişimdir görmeyi. Ama hiç denk gelmedi. Hani onlar giriyor desek pek buralarda görünmüyor arkadaşlar. Demek istediğim bir domuz girer. Domuz da depeliyor çıkıyor zaten. Biliyorsunuz. Dolaştırıyor birbirine. Ekini, arpayı, ne varsa artık. Sürüyle giriyor. Yatırıyor birbirine. Sıra arkadaşlar şu yukarıda bir tarla var. Göstereyim. Bakın hemen dağın dibinde. Geçen gün bir baktık arkadaşlar. Tarlanın orta kısmını domuzlar bildiğiniz yatırmış. Üzerine bir de sel gelmiş. İyice yapışmıştı arpa yere. Domuzlar o yönden işte tarla ekenler için arkadaşlar sıkıntı arz ediyor. Çünkü domuzlar çok çabuk çoğalabilen hayvanlar. Sürüyle geziyorlar. Bir girdim mi yavru mavru doluşuyorlar. Ne var ne yok. Yemeye çalışıyorlar. Yemeseler bile işte eziyorlar. Kokularını bırakıyorlar falan. Keçi yavaş yavaş kem küm yayılmaya başladı. Tabi dediğim gibi arkadaşlar biraz da doğru hava serinleyecek. Ondan sonra esas tarlaya sarma o zaman başlar. Şimdi biraz hırs var hayvanda, hırs. Aşağıda bir gürgenlik var. Bakalım oraya doğru az sonra bir inebiliriz. Keçinin ayağına bıraktık biraz da açıkçası. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şöyle göstereyim. Gerçi güneş geliyor ama araziler açıldı. Şu karşı tepelerde de arkadaşlar çok keçi gütmüşlüğüm var. Önceden keçi biraz daha fazlaydı. O zamanlar oralara gidiyorduk. Şimdi keçi azaldığı için arkadaşlar oralara çok gitmiyoruz açıkçası. Tabii orada da kurt da çok oluyordu. Görmüş olduğunuz tepelerde, o tepelerin arka taraflarında çok kez kurt anılarım vardır yani. Köpeklerle, kurtlarla çok anım vardır. Ama bayağıdır da gitmedim açıkçası. Dediğim gibi arkadaşlar, keçiler azaldığı için
Çok uzaklara gitmeye açıkçası gerek kalmıyor. Ama tabii bir gün olur. Gider miyiz? Gideriz. Belli olmaz. Çobanlık hali değişir. Gidin bakalım keçiler bugün. Şimdi arkadaşlar, bugünlük benden bu kadar. Beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı unutmayalım.